11. yüzyılda Anadolu toprakları üstünde köşe kapmaca oyunları devam ediyordu. Avrupa'da yüzyıllar boyunca süren savaşlar artık yer yurt edinme amacının dışına çıkmıştı. Ordular büyümüş, silahlar gelişmiş ve liderler daha da acımasızlaşmıştı. Malazgirt'ten sonra Bizans yeni düşmanına karşı savunmasını dışarıdan gelecek orduların yardımına bağlamıştı. Anadolu'ya sahip olan devlet, coğrafi ve stratejik olarak üstün bir güce sahip olacaktı. En önemlisi de Haçlılarla yapılacak bu din savaşlarında Anadolu ve İslam dünyasının kaderini Türkiye Selçuklularının mücadelesi belirleyecekti. Anadolu topraklarında Türkiye Selçukluları, Danişmentliler, Mengücek oğulları, Saltuk oğulları ve Artuklular gibi Türk devletleri kurulmuş olsa da Batı Anadolu ve sahiller Bizans hakimiyetindeydi. Anadolu'da kurulan Türk devletlerinin en önemlisi olan Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu Anadolu Fatihi Süleyman Şah'tı. Türkler Anadolu'da yeni yurtla birlikte yeni ve güçlü düşmanlar da kazanmıştı. Ve ilk kez düşmanlarıyla iç içeydi. Süleyman Şah Anadolu'ya girdiği zaman stratejik olarak çok önemli bir faaliyette bulundu. Devletinin merkezini Orta Anadolu ya da Güney taraflarında merkezlendirmektense bunun yerine Bizans'ın sınırına İznik'e gitti ve doğrudan Bizans için bir tehdit oluşturdu. Süleyman Şah'ın vefatının ardından Türkiye Selçuklu Devleti bir süre lidersiz de kaldı. Çünkü tahtın varisleri Kılıç Arslan ve Kulan Arslan, Büyük Selçuklu Sultanı Melik Şah'ın emriyle esir alınmıştı. Melik Şah, Anadolu'yu kendi kontrolü altında tutmayı amaçlıyordu. Ancak Anadolu'da Süleyman Şah'ın yerine vekil olarak bıraktığı Ebu'l Kasım, Türkiye Selçuklu yönetimini ele geçirmişti. Ebu'l Kasım'ın Sultan Melikşah'a itaat arz etmek için gittiğinde Emir Bozan tarafından öldürülmesinin ardından İznik'teki idareyi kardeşi Ebu'l Hasan devralmıştır. 1092'de Melikşah'ın vefatıyla birlikte Kılıç Arslan ve Kulan Arslan'ın esareti bitti. Türkiye Selçuklu varisleri Anadolu'ya babalarının mirası başkent İznik'e doğru yola çıktı. Kılıç Arslan Anadolu'ya geldiği zaman her şeyden önce Türkmenler çok buna önem verdiler. Çünkü her şeyden öte bir devletin başında önemli biri olması gerekiyordu. Ve Selçuklu hanedanına mensup birinin devlet yönetmesi çok önemli bir hadise Türkmenler için. Kılıç Arslan devleti ve orduyu denetimi altına aldıktan sonra Bizans üstüne ilerlemeye karar verdi. Bunun için ordusunu kuvvetlendirmesi gerekiyordu. Kılıç Arslan bu yüzden Çaka Bey'le anlaşmaya karar verdi. Çaka Bey çok genç yaşlarında Bizans sarayına esir olarak düşüyor ve bu esaret yıllarında sarayda kendini çok iyi geliştiriyor. Bir şekilde saraydan kurtulup İzmir çevresinde kendisine bir beylik tesis ediyor. Bu beylikle birlikte 40'a yakın gemi sahibi oluyor ki bahsettiğimiz dönemlerde 40 gemiye sahip olmak çok büyük bir şey gerçekten. Bu 40 gemiyle birlikte Ege adalarına mütemadiyen saldırılar düzenliyor ve Bizans'ın Ege'deki hakimiyetini büyük oranda yıpratıyor. Çaka Bey, Kılıç Arslan'ın ittifak teklifini kabul etti ve kızını genç sultanla evlendirerek anlaşmayı akrabalık bağıyla kuvvetlendirdi. Kılıç Arslan, müttefik bağlarını kurarken Bizans'ta boş durmuyordu. O dönemde Avrupa, dini, siyasi ve sosyal açıdan olası bir Haçlı seferine müsait hale gelmişti. Bu durumu kendi lehine çeviren Komnenos, 1091'de Peçenekler ve Çaka Bey'in ordusunun İstanbul'a saldırmaya başladığı anda Hristiyanlığın doğudaki varlığının Türklerin tehdidi altında olduğunu belirtmiş ve Papa'dan Selçuklulara karşı derhal destek talebinde bulunmuştu. Papa, Komnenos'un çağrısına sessiz kalmadı. Avrupa'da bir siyasi keşmekeşin,
Yine aynı şekilde papalık ve imparatorlar arasında bir çekişmenin olduğunu biliyoruz. Ve tam da Bizans'ın yapmış olduğu bu yardım isteğinin böyle bir döneme denk gelmesi de papalığın elini güçlendirmiş ve elindeki ateş topunu doğuya doğru yönlendirmek amacıyla da 1095 yılında Clermont'ta Haç Seferi çağrısı yapıyor. Ve bunun Avrupa'daki birçok kimse tarafından Deus Le Vault, Tanrı böyle istiyor çığlıklarıyla çok büyük bir istekle karşılandığını görüyoruz. Papa'nın çağrısı birinci Haçlı Seferi'ni başlatan güç oldu. Hatta bu fikir altta öyle bir yankı uyandırdı ki kısa sürede çok kalabalık ordular toplandı. Papa hareket tarihi için 15 Ağustos 1096'yı belirledi. Alexios Komnenos Batı'dan sadece ücretli asker talep etmişti. Bu ücretli askerler daha önce de Bizans İmparatorluğu tarafından kullanılıyordu. Fakat karşısında çok daha büyük bir ordunun geldiğini görünce imparatorluğun başkentinin tehlike içine düşeceğini fark etti ve büyük bir endişeye kapıldı. Komnenos, gelecek olan bu düzensiz ve kalabalık ordunun Bizans'a zarar vermemesi için onlara İstanbul'un dışında bir yerleşim alanı oluşturmuştu. Ancak Ağustos 1096'da yola çıkması beklenen Haçlı ordusu, Mayıs ayında Macaristan'ı geçerek Belgrad'dan Bizans topraklarına girmişti. Üstelik gelen ordu, düzen ve disiplinden yoksun yağmacı bir orduydu. Haçlı ordusu Bizans topraklarına gelir gelmez yağmalamaya başlamış, Bizans topraklarını tahrip etmiş ve Hristiyan halkına işkenceler yapmıştı. Bizans, müttefik ararken kendine yeni bir düşman yaratmıştı. Halkın Seferi ordusunun baktığımızda aslında amacının doğuda Kudüs'ü kurtarmak değil de daha çok bu sefere katılan o ordunun içerisinde yer alan halk grupları ve küçük soylular tarafından daha çok baktığımızda bir zenginlik elde etmek, bir yaşam sahası elde etmek niyetlerinde olduğunu görüyoruz ve bunlar o yüzden de genelde Anadolu'ya inmelerinden itibaren Rum veya Müslüman gözetmeksizin insanları öldürmeye ve yağmalamaya alışmışlar. Bizans topraklarını yeterince yağmalayan Haçlılar 1096 sonbaharında Türkiye Selçuklu Devleti'nin topraklarına girdi. İznik'e yakın Kıseri Gordon Kalesi'ni işgal ettiler. Sultan Kılıç Arslan, kalenin Haçlılar tarafından gasp edildiğini öğrendi ve kaleyi geri almak için kardeşi Kulan Arslan'ı görevlendirdi. Kulan Arslan, ordusuyla birlikte 29 Eylül'de kalenin önüne geldi. Atalarının çok eskiden beri kullandığı bir taktiği uyguladı. Kaleye bağlı su kuyularını ele geçirdi ve kaledeki Haçlıların susuz kalmasını sağladı. Ve Haçlılar uzun süren kuşatma sırasındaki en büyük onların talihsizliği de kalede herhangi bir su kaynağının olmaması olmuş. Ve atlarının kanlarını dahi içmek yoluyla da hani bir müddet dayanmalarına rağmen en nihayetinde bunlar teslim olmak zorunda kalıyorlar. Kıseri Gordon'un intikamını almak isteyen Haçlılar tekrar bir saldırı planı hazırladı. Tarihe Drakon Savaşı olarak geçecek olan savaşta 20 bin Haçlı 40 geçit bölgesine geldi. Bu plandan haberdar olan Türkler Helenopolis'ten İznik'e kadar tüm yolu tuzaklarla donattı ve 40 geçit köyü çevresinde Haçlılara pusu kurdular. Oldukça sert geçen mücadelede Selçuklu ordusu neredeyse hiç Haçlı bırakmamıştı. Kırk geçit zaferi, Kılıç Arslan'ın Haçlıları küçümsemesine sebep oldu. Bu yüzden Kılıç Arslan, Avrupa'dan yola çıkan yeni düşmanlarını önemsemedi ve 1097 yılında bütün ordusuyla Malatya'ya ilerledi. Malatya, dönemin önemli ticaret şehirlerinden biriydi. Kılıç Arslan, Malatya'nın stratejik gücüne sahip olmak için bu şehri kuşattı. Asıl Haçlı orduları gelip de Sultan eşi tarafından savunulan İznik'i kuşattıklarında Kılıç Arslan'a birbiri ardına ulaklar giderek Haçlıların geldiğini, başkentini kuşattıklarını ve Sultan'ın derhal yardıma gelmesi gerekliliğini anlatıyorlar. Kılıç Arslan geç de olsa kuşatmayı bırakıp
İznik'e doğru yola çıktı. Ordusuyla İznik önüne gelir gelmez bir saldırı planı hazırladı ve harekete geçti. Savaş bütün gün sürmüştü. Haçlıların kalabalık olması Türk ordusunun içeri girmesini engelliyordu. Kılıç Arslan en sonunda geri çekilmeye karar verdi. Kılıç Arslan, İznik'i kaderine terk ederek başkentini kaybetmişti. İlk iş olarak Konya'yı yeni başkent ilan etti ve diğer Türk devletlerini kendi yanına toplamaya başladı. Kılıç Arslan, Haçlılarla yeni bir mücadeleye girmek için plan yaptı. Dorleyon'da yani Eskişehir Seyit Gazi civarında bir kere daha şansını denediğini bilmekteyiz ama burada da aslında Haçlılar iki kol halinde ilerlerken birer günlük mesafede Sultan ilk Haçlı ordusunu mağlubiyete uğratıyor ama arkadan yetişen ikinci kolun gelmesiyle birlikte Sultan'ın bir kere daha geri çekilmek zorunda kaldığını ve bu geri çekilmeyle birlikte de artık Haçlılar için Anadolu yolunun açılmış olduğunu biliyoruz. Birinci Haçlı seferinde şüphesiz ki en fazla zararı Kılıç Arslan görmüştü. Toprakları daralmış, başkenti Konya olmuş ve sadece Orta Anadolu'yla bağlantısı kalmıştı. Birinci Haçlı seferi sonucunda Haçlılar büyük kayıplar vermesine rağmen Anadolu'yu geçmeyi başarmış, 15 Temmuz 1099'da Kudüs'ü ele geçirmişti. Kudüs'ün Haçlılar tarafından ele geçirilmesi Avrupa'da büyük bir heyecan yarattı. Herkesin gözü doğuya çevrilmiş, yeni Haçlı seferi için büyük bir istek doğmuştu. Hristiyan inancında, özellikle papalığın geliştirdiği Katolik inançta, Hristiyanların İsa'nın ayak bastığı topraklara ayak basması, onun mezarını görmesi, onun çarmıha gerildiği yerde bulunması, yani onun çilesine tanıklık etmesi çok önemli bir dini vazife ve bunun karşılığında insanlar günahlarını bile affettirebiliyorlar. Yani Kudüs'e gidip bir Hristiyan'ın günahlarını dile getirmesi onun için cennet kapılarını da bir şekilde aralamış oluyor. Bu yüzden Kudüs çok önemli bir noktada bütün Hristiyan alemi için. Kudüs'te kalıcı hakimiyet kurmak isteyen Haçlılar 200 bin kişilik bir orduyla Anadolu'ya yeni bir Haçlı seferi düzenledi ve üç kol halinde ilerlemeye başladı. Böylece tarihe 1101 Haçlı seferi olarak geçecek kanlı savaşlar silsilesi başlıyordu. Haçlıların saldırıları birbirine düşman tüm Türk beylerini bir araya getirmişti. 1101 savaşları Haçlılar için en başta kazanılması çok kolay görünen savaşlardı. Fakat durum bekledikleri gibi olmadı. Savaştan önce kendilerine Anadolu topraklarından yer seçen Haçlı liderleri, savaş sahasında karşılaştıkları Türk direnişiyle adeta psikolojik bozguna uğramıştı. Bu başarı Kılıç Arslan ve Türklerindi. Ve onlar bir kez daha Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kanıtlamıştı. Haçlılar gelmesinden sonra danışmentlerle yaptığı ittifak sayesinde bir ay içerisinde bu üç orduyu Anadolu'da Merzifon'dan başlayıp Ereğli'ye kadar olan o bölgede birbiri ardında mağlup ediyor ve bu Haçlılar hiçbir zaman bölgeye ulaşamıyorlar. Aslında Haç seferlerinin kırılma noktası bu. Yani Haç seferlerinin 200 sene sürse bile asla ve asla başarılı olamayacağını gösteriyor. Ancak ne Bizans'ın ne de Haçlıların Anadolu üstündeki planları bitmemişti. Bizans İmparatoru Alexios, Türkleri Anadolu'dan atmak için fırsat kolluyordu.
Haçlılara karşı birlik olan Türk devletleri arasında anlaşmazlıklar çıkması ve birbirleriyle mücadeleye başlaması onlara bu fırsatı verdi. İlk olarak Bizans hareketi geçti. O sırada 1. Kılıç Arslan önce Danişmentlilerle ardından da Büyük Selçuklularla karşı karşıya geldi. Haçlıların ardından Danişmentlileri bozguna uğratan Kılıç Arslan gözünü bu defa Büyük Selçuklu Devleti tahtına dikti. Büyük Selçuklularla Türkiye Selçukluların aslında düşman kuzenler olduğunu biliyoruz. Ve ikisi buradaki asıl hakimiyetinin kendilerinde olduğunu düşündüklerinden dolayı da sürekli olarak birbirleriyle zaman içerisinde mücadele etmişler. Ve Sultan da aynı şekilde dedesinin ve babasının yolundan giderek Güneydoğu'ya inerek Selçukluların karşısında ben de varımı göstermek istediyse de burada Büyük Selçuklu Emiri Çavdaya karşı yapmış olduğu Habur Savaşı'nı kaybediyor ve atıyla beraber işte kurtulmak istediğinde nehre giriyor, fakat atının ve kendisinin zırhlı olması dolayısıyla da nehre batmış ve bu olarak hayatını kaybetmiştir. 1. Kılıç Arslan'ın vefatından sonra uzun bir süre Türkiye Selçuklu Devleti topraklarına kaos ve kargaşa hakim oldu. Bu süre zarfında hükümdarsız kalan Türkiye Selçuklu topraklarının büyük kısmı Bizans tarafından ele geçirildi. Türkiye Selçuklu tahtına oturan Sultan Mesut, 1134 yılından itibaren Anadolu'da güç ve otoriteyi tekrar kazanmaya başlamıştı. O sırada Bizans tahtı bir kez daha el değiştirmişti. Yeni İmparator Manuel'in hedefi Sultan Mesut'tu. Türkiye Selçuklularının Bizans sınırlarına olan saldırılarını Manuel def etmek adına Selçuklular üzerine çok büyük bir sefere çıkıyor 1146 senesinde. Bizans ordusunun Konya'da kuşatma yaptığı dönem içerisinde İmparatora gelen bir haber onu tamamen endişelendirmiş. Çünkü imparatora gelen haber şu: Haçlılar geliyor. Manuel'le birlikte Sultan Mesut da kötü haberi almıştı. İki lider gelecek olan tehdide karşı savaşı durdurdu ve aralarında barış anlaşması imzaladı. Mesut tehlikenin farkındaydı. Bu yüzden vakit kaybetmeden hazırlıklara başladı. İkinci Haçlı seferi sadece Türkiye Selçukluları tarafından değil, Bizanslılar tarafından da tedirginlikle karşılandı. Bizanslılar Haçlılara karşı nefret ve kin duyuyordu. Aslında birinci Haçlı seferi sırasında Haçlılar imparatora ona bağlı kalacaklarını ve ele geçirecekleri şehirleri ona teslim edeceklerini söylemişlerdi. Bu yüzden aslında imparator biraz olsa içi rahattı. Fakat ikinci Haç seferi başladığı zaman imparator hiç de bu durumdan memnun değil. Çünkü Haçlılar verdiği sözü tutmamış. Bu yüzden ikinci Haç seferi dönemine geldiğimizde kesinlikle imparator Haçlılara yardım etmek istemiyor. Onların ülkesinden geçmesini istemiyor. Çünkü yapacakları tek şeyin tahribat olduğunu biliyor. İlk Haçlı ordusu Alman İmparatoru'nun ordusuydu. Haçlıların İstanbul'a girmesini önlemek isteyen Manuel, imparatora bir mektup yazdı. Ordusunu İstanbul Boğazı'ndan değil, Çanakkale Boğazı'ndan geçirmesini söyledi. Alman İmparatoru 3. Konrad cevap olarak Bizans'a herhangi bir kötülük yapmayacağını, sadece Filistin'i ve Anadolu'yu işgal eden Türklerle savaşacağını söyledi. Fakat Alman İmparatoru Manuel'le yaptığı anlaşmanın şartlarına uymadı. Haçlı ordusu Bizans topraklarını yağmaladı ve halkını katletti. Haçlı ordusu zaman kaybetmeden Anadolu topraklarına girmiş ve Eskişehir'e kadar gelmişti. Ancak açlık ve yorgunluktan daha fazla ilerleyemiyordu. Mola verdikleri yer Sarısu Dere kenarıydı. Selçuklu ordusu Haçlıları en savunmasız anlarında yakaladı ve ani bir baskınla saldırıya geçti. Selçukluların Haçlılara karşı olan mücadelesi askeri anlamda tamamen iki ordu arasındaki farklılıklar üzerine şekilleniyor.
Çünkü baktığımızda karşıdaki ordunun tamamen ağır zırhlar, ağır süvarilerle mücehhez olduğunu, çok daha kalabalık kuvvetler olduğunu görüyoruz ki bunların karşısında onlara göre çok daha hafif silahlarla donanmış olan Selçukluların bir cephe mücadelesinde başarılı olmasının imkanı yok. Ve dolayısıyla da Selçuklular aslında en iyi yaptıkları şeyi yapıyorlar. Öncelikle düşmanın önünden çekilerek onların ikmal ve iaşe imkanlarını yok etmek, yapmış oldukları saldırılarla, vurkaçlarla onları zayıflatmak ve en bitkin oldukları dönemde düşmanın hamle yaparak mağlup etmek. Haçlı ordusunun neredeyse tamamı yok edilmişti. Alman Haçlı ordusunun uğradığı hezimetten sonra saldırma sırası Fransız Haçlılarına geldi. Yolda kaçmayı başaran Alman askerlerinden Türklerin Haçlıları alt ettiğini öğrenen Louis, Alman imparatorunun yaptığı hataya düşmemek için sahil yolundan ilerledi. Yol boyunca Haçlılar Selçukluların saldırılarına maruz kaldı. Ve en sonunda Antakya Kalesi'ne sığındılar. Haçlıları bölgedeki hiçbir toplum istemiyordu. Rumlar Haçlıları memleketlerinden göndermek için onları şehrin dışına çıkartıp Selçuklu askerlerine haber vermişti. Türkler Rumların istihbaratıyla Haçlı karargahını bastı. Rumlar da Türklere yardım ederek Haçlılara arkadan saldırdı. Haçlı ordusu iki düşman arasına sıkıştı. Haçlıların pes etmesi de çok uzun sürmedi. Mesud, Bizans zaferiyle Türkiye Selçuklu Devleti'ni, ikinci Haçlı seferiyle de Orta Doğu'daki bütün İslam devletlerini büyük bir din savaşından kurtarmıştı. Mesut'un Dorleon'da Alman Haçlılarına karşı ve daha sonrasında Fransızlara karşı kazanmış olduğu savaşlar Anadolu'daki Türk varlığının bir ifadesi olmuştur. Ve çok daha önemlisi, Batı'dan gelen bu insanların Anadolu'dan Türkiye olarak bahsetmesidir ki bu da Türkiye Selçukluların oradaki siyasetinin etkin bir şekilde devam ettiğinin açık bir ifadesidir. Sultan Mesut, Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu Batı dünyasına kabul ettiren ölümsüz bir hükümdardır. Mesut, 2. Kilikya seferinden sonra hastalandı. Bu yüzden ölmeden önce oğulları Kılıç Arslan, devlet ve Şahin Şah'ı yanına çağırarak yeni Türkiye Selçuklu Devleti veliahtını ilan etti. Seçilen veliaht 2. Kılıç Arslan'dı. 2. Kılıç Arslan'ın tahta oturmasından hemen sonra Bizans çok akıllı siyasetiyle Anadolu'daki Türkiye Selçukluları dışındaki bütün güçleri, hatta ve hatta Kılıç Arslan'ın kardeşi Şehin Şah'ı bile bir ittifak sistemi içerisine sokmayı başardı. Böylelikle 2. Kılıç Arslan adeta tek başına kaldı. 2. Kılıç Arslan çözümü Bizans İmparatoru Manuel'le anlaşmakta buldu. Anadolu'ya döndüğünde Bizans'ı müttefikleriyle olan ilişkisini koparttı. İkinci Kılıç Arslan rakiplerini mağlup ederek Anadolu'da tek Türk varlığı haline gelmişti. Kısa süre içinde Bizans İmparatoru ile arasındaki antlaşma da bozuldu. Bu Türkmenlerin oradaki Bizans arazisine girmesi ve zaman içerisinde yerleşmeye başlaması, Bizans'ın oradaki varlığını tehdit etmeleri İmparatorun çok fazla hoşuna gitmiyor
Ve Sultan Kılıç Aslan'a göndermiş olduğu bir mektupta Türkmenlerle olan münasebetlerini düzenlemesini, onlara mukayyet olmasını söylüyor ki Sultan'ın burada imparatora vermiş olduğu cevap çok ilginçtir. Türkmenlere benim sözüm geçmez diyor. Onlar kendi başlarına buraya giriyorlar, benim onlara sözüm geçmez diyerek de imparatorun bu teklifini geri çevirdiğini ve bunun sonrasında da aslında imparatorun kendi üzerine geleceğini bildiğinden dolayı da yavaş yavaş savaş hazırlıklarına başladığını görüyoruz. 1176 yılında Miryokefalon'da büyük bir savaş yaşandı ve Kılıç Arslan Anadolu tarihinin en büyük ikinci zaferini kazandı. Bizans Malazgirt'ten sonra Anadolu'daki hakimiyetini tamamen kaybetmiş olsa da Türkleri Anadolu'dan çıkartma düşüncesini unutmadı. Bunu her fırsatta gerçekleştirmek için birçok sefer düzenledi. İşte Haçlıları davet etmesinin sebebi de aslında buydu. Bu manada Haçlı seferinin bizim açımızdan en önemli sebebi Türkleri Anadolu'dan çıkartma düşüncesidir. Bunun dışında Bizans'ın da doğrudan doğruya Selçuklu başkentini Konya'ya hedef alan 20 civarında seferi var. Bunların hiçbir tanesinde başarılı olamadılar. İşte bu seferlerin sonuncusu Miryokefalon seferidir. Miryokefalon savaşının ardından Türkiye Selçukluları tek bir lider altında barış ve refah dönemine girdi. Fakat bu refah dönemi uzun sürmedi. 1190 yılında 3. Haçlı Seferi ateşlendi. O sırada 2. Kılıç Arslan, büyük oğlu Kutbettin Melik Şah'ın kendine karşı giriştiği bir çeşit isyanla uğraşmaktaydı. Haçlıların kara ordusu Kudüs'e ulaşmak için 3. defa Anadolu'daydı. 3. Haçlı Seferi ordularının çok büyük bir kısmı aslında Kudüs'e deniz yoluyla ulaşıyorlar. Buna karşılık Almanlar eski geleneksel yöntemlerle karadan gitmeye karar veriyorlar ve Kudüs'e kara yolundan ilerlemeye çalışırken önlerindeki önemli bir menzilde Konya oluyor. Bu noktada Konya'ya da bir saldırı düzenleyerek burayı kendi toprakları haline getirmeye çalışıyorlar. Fakat burada amaç buraya yerleşmek ya da buraya sahip olmak değil, sadece Kudüs'e giderken bir menzil oluşturmak. Zaten kısa süre sonra 3. Haçlı Seferi orduları Konya'dan ayrıldıktan sonra imparatorlarının Göksu Nehri'nde boğulmasına müteakip dağılıyor ve seferi doğrudan deniz yoluyla sürdürenler devam ediyor. İmparatorun ölümü 3. Haçlı Seferi'ni bitiren olay oldu. 2. Kılıç Arslan ölmeden yıllar önce Türkiye Selçuklu Devleti'ni 11 oğlu arasında bölmüştü. Bu durum oğullarını savaşmaktan uzak tutacağı yerde daha da çok birbirine düşürdü. Kılıç Arslan yaşlılık döneminde oğullarının çatışmalarıyla uğraştı. Bu süreç o öldükten sonra da devam etti. Anadolu tarih boyunca birçok toplumun gözdesi olmuş, bu uğurda büyük savaşlar verilmişti. Haçlı seferleri bu savaşların en kanlısı ve en çok insanın hayatını kaybettiği savaşlardı. Tarihte birçok Haçlı seferi yaşandı. Fakat bunlardan sadece 3 tanesi Anadolu toprakları üstündeydi. Şair, bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı demişti. Bugün Anadolu'da yaşayan her canlı Anadolu'nun bir parçası. Çünkü hepimiz bu vatan uğruna can veren insanların torunlarıyız. Bu yüzden bu topraklarda ne Anadolu'ya yazılan şiirler ne de tarihin bu ölümsüz savaşçılarına edilen dualar bitecek.